Ya da direkt ölürüz ve evimizi buluruz. Tabii böyle bir şansımız da var. Oyuna bu arada bayağı ilginç ağaçlar da eklemişler. Neredesiniz yerliler be? Aramasam gelirsiniz, arasam gelmezsiniz. Ha. İşaretlerinizi yıkayayım da. Bir de yeni güncelleme ile birlikte biraz daha güçsüzleşmiş arkadaşlar yerlilerimiz. Biz bayağı bu arada yardırdık gidiyoruz ve evimizi kaybedeceğiz ya. Oyunun bu dengesizlikleri kötü arkadaşlar. Bir güncelleme geliyor. Güncellemede her yer yaratık, her yer yerli. Bir güncelleme geliyor. Hiçbir yaratık yok. Bir mağara buldum. Siz de fark ettiniz mi ya? Bakalım başımıza neler gelecek. Zaten kaydettik. En fazla ölürüz ya. Ne oluyor dersiniz? Vallahi var ya. Oyuna başladığımdan beri böyle bir mağaraya girmedim ben. Tek attım, farkında mısınız? Ay orada bir şey. Ay. Ya biz en son ip aramaya çıkmıştık ya. Ya peki biz çocuğu bulamayacak mıyız ya? Her şey çok güzel evladım ama evladını bulamıyoruz. Var ya, az önceki kafatasından korktuğum kadar bu oyunda hiçbir şeyden korkmamıştım ya.
Umarım biz çıkışa gidiyoruzdur. Çünkü hakikaten nereye gittiğimi bilmiyorum. Şu an çok karanlık. Ay evet. Ay evet. Of, gene çocuğu bulamadık ama neyse. Allah'ım. Neydi o ya? Neydi ya? Yine korkudan öldük. Yine korkudan öldük. Ama bu çocuğu böyle bulamamak benim canım sıkıyor. Aramızda oyun oynayıp çocuğu bulanlar varsa edecek ipucu versinler diyorum. Gördüğümüz üzere yeni güncelleme ile birlikte böyle saçma bir hal almış oyun. Gene aldık, farkında mısınız şeyimizi? Bulduk gene buradan bir şeyler. Peki bu neydi? Bu neydi bu aldığımız şey bizim? Denizaltı tüpüydü değil mi? Aa, çok iyi. Denizaltı tüpüyle gayet başarılı şeyler yapabiliriz demektir bu. Köpek balığı falan yoktur değil mi? Ha? Aha. Köpek balığı mı? Vallahi köpek balığı. Bakalım ne olacak. Baya köpek balığı ya. Bize bir şey yapmıyorlar mı? Ben daha önce oyunda kaçıyordum. Ay! Köpek balığından öldük. Yiyormuş köpek balıkları. Arkadaşlar. Bulduğumuz şeyi kaybettik ama en azından nerede olduğunu unutmayız bundan sonra. Köpek balıklarının bizi yediğini de unutmayız ama köpek balığının biraz böyle şey olmasını isterdim. Yeme efekti falan olmasını isterdim açıkçası. Neyse. Buna da şükür diyoruz. Artık evimizin içine de bavul atıyor oyun. Lütfen gider misin? Evimin içinde istemiyorum seni. Git. Evet arkadaşlar. Forest'ı yeni güncellemesiyle birlikte oynamaya devam edeceğiz. Umarım sizler de oyunu beğenmişsinizdir. Hemen şunu kaydedelim çünkü bir et bulduğumuz zaman bunu değerlendirmek lazım. Evet arkadaşlar, yeni güncelleme ile birlikte dediğim gibi artık dengesiz bir uyum olmuş oyunda. Ya çok fazla yerli var ya hiç yerli yok. Dediğim gibi köpek balıkları ile ilgili problemler var. Bir efekt en azından olması lazımdı.
Bunun dışında şu an bir rahatsızlık geçiriyoruz. Bir şeyler yiyelim, içelim, kendine gelsin. Bunun dışında arkadaşlar, oyuna dediğim gibi artık evinizi bulabileceğiniz bir işaret yok. Su içebileceğiniz alanlar daha da kısıtlanmış. Ağaç kesme hızınızda bir değişiklik var diye düşünüyorum. Biraz daha farklılık var. Hayvanlar çoğaltılmış. Yiyecekler, valizler biraz daha çoğaltılmış. Artık bu yavrucaklar daha az kaçıyor. Böyle saçma bir şekilde. Bunun dışında yaratıkların güçleri baya baya azaltılmış çünkü tek atıyorlardı açıkçası. Baya gördüğünüz gibi mağarada biz onlara tek attık. Bakalım yeni güncellemelerle birlikte neler gelecek, merak ediyorum açıkçası neler olacak, neler bitecek diye. Umarım güzel şeyler olur. Umarım beğeneceğimiz şeyler olur. Buradan da böyle şeye çıkmaya çalışmak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yepyeni Forest oynanış bölümleriyle devam edeceğiz. Siz de umarım Forest'ı bir an önce alır ve oynamaya başlarsınız. Bu arada oyunla ilgili hata bildirimlerinizi de firmaya yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.